Bakmayın. Fakat her yaşın kendine göre bir güzelliği vardır. Ben hayatımda bugün 90 yaşında olduğumu hissetmiyorum. Sizin aranızda. Gerçekten iki grubum var. Bir biraz daha yaşlılar. Yani aralarında en genç bendim. Öteki de gençler. Yani burada yeni yetişen neslin çocukları. Hepsi. Ay evladım dedim ben artık 80 yaşına geldiğimde ayrılmam lazım aranızdan. Ve içlerinden bir tanesi amına filanım diyor sakın aramızdan ayrılma dedi. Razihaydı. Ve seni gördükçe biz ihtiyarlamaktan korkmayız dedi. Hakikaten çocuklar. Biliyor musunuz? Benim genç kudan böyle etrafımın bana karşı olan ilgisidir. Biz de seni çok seviyoruz arkadaşlar. Her yemeği. Her yemeği. Teşekkürler, sağ olun. Olgun hanımlar. Olgun hanım iki gözüm. Olgun yaşlı çok teşekkürler. Memnun oluyoruz. Uyuyalım sizi. Adam adam. Yetiştim ya. Bana bakar mısınız Lütfen.
lütfen. Herkes yerini alır mı? Lütfen başlayıyoruz. Sayın Kaka Tencere temsilcimiz buyurun. Saygıdeğer misafirler, sevgili üyeler. Hepiniz de Akıl Hanım'ın 90. doğum günü kutlamasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Akıl Hanım'dan özür dilemek istiyorum. Çünkü bugün havayı ısmarlamayı beceremedim. Çok özür dilerim ya. Ya bugün. Evet. Sevilay Hanım, sürpriz misafirimiz. Şimdi size Akıl Hanım hakkında bir iki kelime söyleyecek. İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği üyeleri, sayın konuklar, bazı kadınlar vardır, toplumun mimarıdır. Örnek mi istiyorsunuz sayın Akıl Evşim? 90. yaş gününüzü burada bulunanlar ve Kıbrıs'taki akraba ve arkadaşlarınız adına kutlarım Akıl Hanım. Teşekkürler. Bir özgeçmişinize bakalım isterseniz. Evet arkadaşlar, Akıl Hanım 4 Kasım 1925'te eski ismi Kırnı, yeni ismi Pınarbaşı olan köyde doğdu. Babası köyün zenginlerinden Nihat Menteş Bey, annesi Nazif Hanım'dır. Yani ben bu isimleri yeni öğrendim. Annesi Akıl Hanım 2,5 yaşındayken vefat ettiğinden babaannesinin yanında büyüdü. Büyük anne bir kaza sonucu öldükten sonra, o da galiba hazin bir kazaydı, bir yanma faslı olmuş. Ya. Amcası hanesi olur Akıl Hanım'ın. Amca küçük Asile'nin avukat olmasını isterken o bu yolda devam etmedi. Okuldaki başarılarından ötürü aldığı burs ona İngiltere'nin önemli üniversitelerinden biri olan Cambridge'in kapılarını açtı. Habere en çok Akıl Hanım sevindi. Mezun olduktan sonra Kıbrıs'a döndü ve ilk Türk Kız Koleji'nin tohumlarını attı. Öğretmenlik görevinin yanı sıra Lakadamya'da açılan ilk küçük Rumlarla ortak radyoda program yapmaya başladı. Ben hala daha hatırlıyorum yani istekle programını Akıl Hanım'ın sesinden. Bir süre sonra Bayrak Radyosu'nda da topluma faydalı oldu. 1957-56 yılında Türkiye'de diş hekimliğinden mezun olan Osman Işın Bey ile evlendi. Kıbrıs'taki olaylardan dolayı Londra'ya yerleşmeye karar verdiler. Diş doktorluğuna başlayan Osman Bey bir süre sonra Nijerya'ya atandı eşiyle beraber. Böylece uzman öğretmenlik görevini de bırakmış oldu Akıl Hanım. Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ve derneğimizin kuruluşunda başrol oynadı diyebilirim. Başka arkadaşlarıyla beraber. 10 yıl hizmet verdi başkan olarak. Derneğin halen Fahri Başkanı'dır. Hala hayatımı yaşamak istiyorum. İyi yaşadım. Tatmin oldum. Sahip olduklarımın kıymetini bildim. Asla azla yetinmedim ama henüz unumu eleyip eleğimi asmadım diye yolunuza devam edin Akıl Hanım. Siz bu toplumun gönlünde silinmez izler bıraktınız. Sonsuz seviyoruz sizi. Bu 90. yaş gününüzde koşulsuz seviyoruz sizi. İsterseniz mesajları sonra da önce
Sayın Sevgen Demirtaş'ın mesajı. Akile teyzeciğim, her şeyden önce ellerinizden öperim. Daha gençliğe yeni adım attığım günlerde, senin yanında geçirdiğim günler hala daha dün gibi aklımda. Ben geleceğim diye evine renkli televizyon alman, birlikte Wimpy yemeğe gidişimiz, matematiğim zayıf diye beni azarladığında sana ben buraya İngilizce öğrenmeye geldim, matematik değil cümlesini İngilizce olarak söyleyince bana sarılıp öğreniyorsun işte değişini, her türlü ergenlik dönemi isyanıma müthiş bir sevincellikle yaklaşman, Barış Harekatı'nı evinin salonunda izleyişimiz ve Kıbrıs'a dönmek için evinden ayrılışım, hepsi ama hepsi dün gibi aklımda. Yeni bir yaşına daha adım atarken seninle ilgili tüm hatıralarımla ve artık 3 torun sahibi Serdar olarak yeni yaşını kutluyor, ellerinden öpüyorum. İyi ki seni yakından tanıma imkanına sahip oldum. Tüm ailenin sevgi ve selamlarını iletir, daha nice yıllar dilerim. Serdar Demirtaş. Değerli hanımlar, öncelikle bu güzel ve özel organizasyonu düzenleyen Türk Kadınları Yardım Derneği'nin tüm yönetim kurulu üyelerine, başta Başkan Hülya Hanım olmak üzere, organizasyona katkı koyan, katılan herkese çok teşekkür ederim. Bugün benim için de çok özel ve anlamlı bir gün. Burada olmak istedim. Sayın Akile Işın'ı ben yıllardır uzaktan tanıyordum ama 20 yıldır da yakinen bir tanışıklığım ve birlikteliğim oldu. Bilirsiniz her zaman dünyada birçok ülkenin ve toplumların tarihlerinde, hayat hikayelerinde öne çıkan isimler mevcuttur. Ve bunların bir kısmı da hanımlardır. Bizim ülkemizde de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve buradaki toplumda da çok önemli, önemli görevler üstlenmiş, birçok öncülük görevini almış değerli hanımlarımız mevcuttur. Akile Işın hanımefendi bunlardan sadece bir tanesidir. Ama bu bayanlara, bu hanımefendilere biz her zaman yaşarken bu ilgiyi, sevgiyi, saygıyı göstermemiz, sunmamız gerekir. Akile Işın hanımefendi çok değerli bir eğitimcidir. Burada birçok kuruluşu kuran ve gelişmesini sağlayan önemli bir isimdir. Bunun ötesinde toplumumuzda öncülük rolü üstlenmiş. Çok hoşgörülü, çok çalışkan, çok disiplinli, sosyal yaşamı bu kadar iyi uygulayan birçok ülke toplumlarının bile örnek aldığı çok başarılı bir hanımefendidir. Ben kendisine sadece şöyle diyebilirim. İyi ki varsınız Akile Hanım, iyi ki bizlerlesiniz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Hepimiz sizi örnek almaya devam edeceğiz. Tüm gençlerimiz, tüm kızlarımız. Ben hala onun tecrübelerinden faydalanıyorum, görüşlerini alıyorum. Allah herkese böyle dolu dolu 90 yıl nasip etsin. İnşallah bizler de sizin bir kısmınız olabiliriz Akile Hanım. İyi ki varsınız. Akile Hanım, bu odada sizin ilk öğretmen olduğumuz senede iki tane talebeniz var. Ben peynir bakar mısın? Biz de ilk talebelerinizden, Atatürk İlkokulu'ndan ilk talebelerinizden iki talebeniz var burada. Biz de çok mutluyuz. Şahsi Mine ve Ömer'den bir mesaj. Sevgili teyzeciğim, bugün çok arzu etmenize rağmen yoğun çalışmalarımız dolayısıyla seninle birlikte olamadık. Fakat gönlümüz ve kalbimiz hep seninle. Bunu biliyorsun. Öncelikle bu etkinliği planlayan ve hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutluyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. Teyzeciğim, sen hepimiz için çok değerlisin. Her zaman özgür ve aydın fikirlerinle hepimize rehber oldun, gerek eğitim sürecinde, gerekse hayata atıldıktan sonra maddi manevi desteğini hiçbir zaman esirgemedin, hep teşvik edici, destekleyici oldun. Başımız ne zaman sıkışsa,
konuşacak birine ihtiyacımız olsa sen her zaman yanımızdaydın. Sorunlarımıza mutlaka bir çıkış yolu gösteriyordun. Hatırlar mısın? İlkokul sıralarında hafta sonları gelip sende kalıyordum. Birlikte ne kadar güzel vakit geçiriyorduk. Rahmetli enişteme yaptığımız muzip şakalar, dost ziyaretleri, köy viziteleri ne kadar güzeldi. Hafta sonunun gelmesini iple çekiyorduk. Sonra sen Londra'ya göç ettin. Fakat orada olduğun zaman da hep bizimle ilgilendin. Her çarşamba mutlaka postadan senin mektubun çıkardı. Tabii bilgisayarları o zaman daha mektubu açmadan içimi bir mutluluk sarardı. Sonra yaşlı, özlem dolu gözlerle rahmetli annemin mektuplarını okuyuşunu hatırlıyorum. Kahvesini de, sütlü kahvesini. O kadar parada da mamdum, oruç içinde annesi, o kadar güzel. Yolların henüz açılmadığı 1974 barış harekatından hemen sonra bile bir yolunu bulup bir sürü mektupla Londra'daki yakınlarından Kıbrıs'a haber taşıyıp insanları rahatlatmıştı. Yürütmüş olduğu sosyal sorumluluk projeleriyle pek çok kişinin hayatını kolaylaştırmış, yaşamlarını anlamlı kılmışsındır. Hepimiz seni çok seviyoruz. Yeni yaşını kutladığın bugün sana nice sağlıklı ve mutlu yıllar dileriz. Kendine iyi bak. Arif, Şazi, Nine Önel, Budapeşte. Sevgili teyzeciğim, bu anlamda gününde yanında olmayı çok isterdik. Doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerinle birlikte daha nice mutlu yaşlar dileriz. Senin gibi çok özel bir insanın ailemizde bulunması bizler için büyük bir onurdur, büyük bir mutluluktur. Sema, Orhun, Esma ve ben Akıbe'nin çocuklarını. Cengiz'in. Cengiz'in. Ayrı ayrı ellerini öğrenmek mesleğinden var. Ellerinde öperiz. Seni çok seviyoruz. Marmara'da yaşayan Marmara'da. Genel zatın bir mesajı şimdi. Sevgili Akıllı abla, bu gerçekten çok özel bir gün ve ben 90. yaşınızı kutlayacağınız bu günde orada yanınızda olmadığım ve kutlamalara katılamadığım için çok üzgünüm. Ailemizin kalbinde her zaman çok özel bir yere sahip olmaya devam ediyorsunuz. 1970'li yıllarda annem sizinle beraber çalışmaktan keyif alıyordu. Ve Londra'dan ayrıldığı zaman derneği sizin güvenilir ve yetenekli ellerinize bırakmaktan büyük mutluluk duymuştur. Yıllar sonra dernek komitesinde sizinle birlikte çalışabilme şansına sahip oldum ve yaptığınız her işte, özellikle de başkalarına yardım ederken gösterdiğiniz profesyonel yaklaşım, tutku ve disiplininizden nasıl etkilendiğimi bilmenizi isterim. Siz çok özel bir hanımefendisiniz. Sadece annemin ve benim jenerasyonumun değil, birçok başka insanların yaşamlarına da dokundunuz. Çocuklarım sizden her zaman sevgi ve övgüyle söz ederek Londra'daki mutlu birlikteliklerimizi anımsarlar. Torunum sizinle birkaç yıl önce tanıştığında sizden çok etkilenmiş ve ilginç hikayelerinizi dinlemekten büyük keyif almıştır. Sizin irade gücünüzle yaşam şevkinize her zaman hayranlık duydum ve size arkadaşım diyebildiğim için kendimi şanslı hissettim. Siz başta kadınlar olmak üzere tüm kuşaklar için gerçek bir rol modelsiniz. 90. doğum gününüz kutlu olsun Akın abla. Kutlamaların en güzeline layıksınız Bilge. Bunlar senin de çocuklar bir dakika çıkıyor.
Şipatanel'in bir kısa, çok kısa mesajı var. Kendim, eşim Yılmaz ve Rüya size bu önemli yaş gününüzde ve sonrasında pırıl pırıl bir yaşam diliyoruz. Aranızda olmayı çok arzu ettiğim halde babamın durumu dolayısıyla bu isteğimi gerçekleştiremedim. Yanaklarınızdan öper, her şey gönlünüzce olsun diyorum. Şifa Yılmaz Taner, Adı Kadir Uygun Bey ile de çocuklar biri vardı, gelmek isterdi de gelemedi. Onun mesajını okuyorum, benim kendi mesajım. Hepimizin kıymetlisi Akıl Hanım. 90. yaş gününüz kutlu olsun. Seven, sevilen ya da sevip sevildiğiniz zaman çoktur dünyada. Dostu olduğuna inanan da pek azdır. İnanç, sevgi, saygı ve güven karışımı bir anlamdır dostluk. Bir başkasının sorununu, acısını kendi sorunuymuş gibi kabullenip yargıma koşabilmek de sıradanlıktır. Ve yine sırası gelince dostunun gözyaşlarını silip onu tekrar gülümser hale getirebilmek için tüm içtenliğiyle çaba göstermektir, gösterebilmektir. Sadece iyi günlerimizde değil de kötü günlerimizde de hep yanımızdaydınız Akıl Hanım. Sizi benden çok önceleri tanıyan eşimin de sizi ne çok sevdiğini bilirsiniz. Yaşlanmanın en harika tarafı yaşlandığınız tüm yılları kaybetmemenizdir. Siz onu başardınız. Direkoğlular adına daha ne diyebilirim ki? Sizi çok sevdikten başka. Evladım, hepinize evvela hoş geldiniz diyorum. Bilhassa buradaki temsilcimiz Sayın Oya'ya. Oya'yı çoktan tanıyorum. Yani çocukluğumdan beri tanıyorum. Ve her zaman takip ediyorum. O farkında değil ama ben onu takip ediyorum. Veya o beni takip edebilir. Tamam diyorum. Çok teşekkür ederim. O kadar güzel sözler söylendi. O kadar güzel davrandınız. Hep sürpriz. Bir defa sürpriz. Fakat iyi konuşamıyorum ben. Vaktiyle uzun uzun konuşuyordum ama. Şimdi ağzımdaki protezler maalesef şey değildir. Yani konuşmamak mani oluyor. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Bugün kendimi bu toplantıda ve yaptığımız şeyler, eğlenceler ve konuşmalardan sonra kendimi o kadar genç hissediyorum ki. 30 yaşında. Fakat biliyor musunuz yani her yaşın kendine göre bir güzelliği vardır. Yeter ki onu değerlendiresiniz ve ölçebilirsiniz. Kusura bakmayın, konuşmam çok aksi. Hareket eder. Çok iyiyim. Hayır. Nasıl olduysa yani ben öyle değil çok dostlarımdan uzaktım ama evlendim yine vazgeçtim. Fakat şimdi şeydir, yine problemim vardı. Çok teşekkür ederim her şey için. Beni genç tutan sizin bu ilginizdir. Hakikaten ilginizdir. Çünkü ruhum gençtir. Hatta ben kendi kendime de şaşırıyorum. O kadar şey. Her yaşın bir değeri vardır. Ama her yaşta da bazı problemlerimiz var. Bazı değil, çok birçoklarımızın. Çorunlarımızın, evlatlarımızın torunları var. Onlar hiçbir şey. Analık en kutsal şeydir sizin için. Evlatlarınızı affedeceksiniz ve ona göre yani hoş göreceksiniz. Belki zaman zaman şey eder size. Ve biliyor musunuz hakikaten bugün ben burada Kıbrıs yani şeyde Londra'da iki partiye karışıyorum. Kocamı kaybettikten sonra, dernekten ayrıldıktan sonra partinin biri Değnekliler Derneği şey partisi yani bastonlu olanlar, hasta olanlar. İkincisi de gençler. Burada yeni yetişen gençlerdi. 80. doğum günümde, 82'ydi galiba doğum günümde o Gençler Partisi'nin grubuna gitmiştim. Yani oradaydım perşembeleri.
E dedim artık ben dedim 80 yaşını buldum. Ayrılmam lazımdım aranızda. Yani gençleri grubundan dahil değilim ben dedim. Rasihal de oldu. Kalktı. Bugün aramızda yoktu Rasihal ama. Ama Nakil Hanım diyor, siz bize en büyük örneksiniz. Lütfen diyor, yani sizi gördükçe diyor biz, ihtiyarlamaktan utanmayız, korkmayız diyor. Onun için var olun, sağ olun diyor. Çok teşekkür ederim. Hakikaten o kadar güzel sözler söylediniz, o kadar şeyler güzel sürprizlerle karşılaştım ki kusura bakmayın çok konuşamıyorum. Çok berbat. Çok teşekkür ederim her şey için. Ben böyle şey. Happy birthday to you. Happy birthday. Arkadaşlar, ben 90 yaş dediğimde, 90 yaşındayım dediğimde herkes böyle hayret ederdi. Ama dedi, affede yanlış mı duyduk acaba? Hayır dedim, 90 yaşındayım, yürüyebilirim, konuşabilirim. Allah'a şükür. İnşallah yavrum. Hayır. Fakat bugünden itibaren ben, bugün o kadar gençleştim. Zannederim öyleyim. 8 yaşındayım. Sayenizde. En mühim odur. Sekreterim bak pencereme. Bunların gayesi o zaten. Siz o gördünüz. Yönetim kurulunda o devrede. Yani bize en büyük yardımı olan Mihri Şah'ı unutamayacağım yani. Her eğlenceyle. Elinizde yapardık. Bizi her zaman destekledin. Evet. Çok güzel yazılar yazdın. Hürriyet'e gönderdin. Sağa sola. Yani takdir ederim o zaman da. Görevimi yaptım ama sonra severek. Yani şey gelinimiz oldu. Seveceğiz de kişi. Sağ olun. Çok sağ olun. Her zaman için. Ben teşekkür ederim. Herkese de teşekkür ederim. Sağ ol, sağ olun arkadaşlar. Yani çoğumuz Kadınlar Derneği'nin üyesisiniz. Onun ne kadar şey olduğunu, benim için ne kadar kıymetli olduğunu bilir misiniz acaba? Hayatta ben annesiz büyüyen biriyim. Fakat evlendiğimde gayet mesuttum. Çünkü anlaşıyordum beyimle. Fakat çok uzun sürmedi. Bir müddet sonra beyimi kaybettiğimde, arkadaşlar, bu işinde yatsın Safiye Hanım ile Bilge, Fitnet Hanım. İkisi de rahmetli oldu. Tabii benim faaliyetlerimden haberdardı ikisi de rahmetli. Talebelik olduğum zamandan beri onlar gelip rica etti. Ne olur dedi, derneği gel bir şeylik al. Sana bir hem teselli olur hem de bizim için çok iyi olur. Tamam dedim ve hakikaten ben Kadınlar Derneği'nin kurucusu değilim. Fakat kurulan bir derneği yürütmek vazifesini aldım. Ve Aysin de bilecek yani o kadar şeydir. Çalıştık, uğraştık fakat zevkten. Çünkü o devrede yani o çalıştığımız her bina, her eğlence herkes tarafından katılırdı. Bilhassa Aysonları çok popülerdi. Her Aysonu bir yerde eğlencemiz olurdu. Her şey gayet güzel idi. Ve bir toplanan parayı da doğrudan doğruya Kıbrıs'a gönderirdik. Kıbrıs'a veya Türkiye'den gelen hastalara yardım ederdik. Paralarınız da çok güzel oldu. Herkes de severek gelirdi. Herkes inşallah yönetim kurulunda arkadaşlar devam etsin. Devam etsin. De. Ediyor zaten. Birçokları. Hülya mesela. Ve daha yönetim kurulunda olan arkadaşlar
ve ben hakikaten her şeyi yönetim kurulunda olan arkadaşlara borçluyum. O zaman da Pelin Hanım yönetim kurulundaydı. Daha başka şeyler... Havva, Beyzade. Havva en başta. Veznedar. Veznedarım. Neredesin? Şerif Hanım. Hayır. Şerif Hanım. Şerif Hanım. Şerif Hanım. Pelin. Şimdi ben Şerif. Söylemem. Kesemem ben. Arkadaşlar bir dakika ben de bir şey söylemek istiyorum Akil Hanım'ın bu güzel konuşmasından sonra. Hiçbir zaman Aysu'nun yaptığı çalışmaları ve bu binanın alınmasında verdiği emeği hiçbir zaman unutamayız. Bu bina Aysu'nun sayesinde alınmıştır. Tekrar kendine hepinizin yanında teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ama fakat yönetim kurulundaki çalışan arkadaşlar ve bu salonda belki çok az insan var şu yönetim kurulunda çalışmadı. Bir devrede Hava hemen hemen hiç yani yönetim kurulunda olmadığını düşünmüyorum. Hava'yı ben gireli tanıdım. Pelin, Sevilay Hanım, Şerif Hanım, Tami Bezdarımız, Zeftab. Yani çok çok değerli insanlarımız çalıştı. Safiye Hanımların, Zahsin'in de bize çok yardımcı oldu. Fakat şimdi ben size ne diyeyim? Ne olur? Siz şimdi bu derneğimize gelin, katılın. Çok güzel bir binamız var, çok güzel bir yönetim kurulumuz var. Hakikaten çok çalıştılar. Bugünkü hazırlamakta da bu faaliyeti Hülya Hanım'a, başkanımıza, Samahat Hanım'a, Havan'ıma bir hasta. Çünkü Akil Hanım'ı da hem seviyor. Çok güzel çalışıyorlar. Beni hiçbir zaman unutmazlar. Ben zaten her şeylerine karışıyorum. İsterler istemezler. Hakikaten hepiniz çok değerlisiniz. Hanım olarak çok başarılısınız. Profesyonel bakımından okulumuz açıldıydı. Rahmetli Ali Değirmencioğlu okul açtığında derneğimiz ne güzel bir el birliğiyle o okula destek olduk ve halen daha o bizim okulumuz diye sayılır. Yani herkesin çok güzel emeği geçti ve rahmetli olan herkes yani geçmiş başkanlar ve yönetimdeki çalışan arkadaşları da hiçbir zaman unutmayacağız. Çünkü biz onlardan da eğitim aldık. Fakat en üst olarak Akil Hanım bize çok güzel bir eğitim verdi. Bilhassa bana, çünkü dediği gibi bana devamlı kızıyordu. Onu yap, bunu yap. Akil Hanım ben konuşmayacağım bugün derdim. İngilizce olduğundan. Notum bile çekilmiş. Sen konuşacaksın. International Kadınlar Federasyonu bir konuşması. United Nations gibi bir masa. Her ülkeden bir elçinin eşleri. Biz de gittik Akil Hanım'ına. Neden gittik Akil Hanım? Ben oturdum. Yaşım da daha küçük. Akil Hanım ben konuşmayacağım dedim. Sen kalkın konu. Tamam tamam dedi. Akil Hanım ben Akil Eşin'im dedim. Derneğimizin başkanıyım. Sekreterimiz dedi, Aysun Hanım size derneğimizin hakkında bilgi verecek. Akil Hanım öyle yetişti. Yani ister istemez bu görevi verdi. Çok memnun oldum. Ben aldım, ben sana çok müttacım. Hakikaten senin sayende, fakat yok yalnız ben. Herkes burada ve bizim çocuklarımız da aynı sevgiyi, saygıyı hissediyorlar. Ve şimdi torunlarımızı başladı okutmaya. Akil Hanım. Kitap alıp onları okutuyor. Diye yani iyi ki doğdun Akil Hanım. İyi ki Rotra'ya geldi. Teşekkür ederim. Ben seninle iftihar ederim Aysun'cuğum. Her gün için. Senin beraber çalıştığım arkadaşların mesela Hülya benim zamanımda bana yardımcıydı gezilerde. Hakikaten o devraldı şimdi. Hemen benim yerime
Bütün şey gezileri odur organize eden fevkalade. Sağ olun, var olun. Yani yürütüyorsunuz bu derneği. Güzel. Kadınlar Derneği'ni ve faaliyetleri. Sizi tebrik ederim. Sağ olun. Diğer şeylerinizi. Sağ olun. Sağ olun. Konuşamam çok. Bu hafta son haftasıdır ve gelen hafta çarşamba günü yeni derslerimize başlayacağız. Katılmak isteyenler lütfen Gülnur Hanım'a ya bize isteyen varsa bize bildiriniz. Gelen hafta yeni derslerimize başlayacağız. Toplam 6 haftadır. 6 haftadır. Çarşamba, Perşembe tabii 2 gün haftada. Bilgisayar başlar. Evet. 10.30'da başlar. bilgisayarda Word. Tabii yeni başlamak isteyenler, yeni öğrenmek isteyenler. Ondan sonra resim çektiğinizde Facebook'a nasıl koyacağınızı hep bunları öğrenirsiniz. Akil Hanım da geçen sene öğrencimizdi yani. Geçen dönemde. Sınıfta kaldık. Ama bu sene yeni bekliyoruz. Yeni sene. Hiçbir yanlış alışamam diyemez. Doğru. İlgilenen varsa lütfen daha ismini yazsın. Listeye yazsın. O çocuktan bir çocuk. İlgilenen varsa bugün Akile Işın Hanım'ın 90. yaş günü organizasyonundayız. Her şey çok güzel gidiyor. Akile Işın Hanımefendi İngiltere Kıbrıs Türk toplumu için çok değerli bir isim, değerli bir eğitimcimiz. Önemli derneklerin organizasyonlarında, kuruluşunda başarıyla çalışmış bir isim. Kendisi bizler için çok çok önemli. Hepimiz bu odadaki kadar toplumdaki birçok insan da onu çok seviyor, çok büyük saygı duyuyor. Ben bugün onun doğum günü organizasyonuna katıldığım için çok mutluyum. Çok güzel, eğlenceli bir birliktelik içerisinde 90. yaş gününü kutluyoruz. Benim mesajım, Allah onu başımızdan eksik etmesin. Daha nice günler birlikte yaşayalım. Seni çok seviyoruz Akil Hanım, hep bizimle ol. Merhaba, ben Semahat Mustafa. Akil Hanım'ın 90. yaş gününü kutluyoruz. Sıhhatlı, nice doğum günleri dileriz. İnşallah her zaman böyle güzel bir arkadaş toplumunda 100. de kutlarız. İyi günler, herkese selamlar, hoş geldiler, afiyet olsun. Akile Işın derneğimizin fahri başkanıdır. Fakat Akile Hanım mahallenin küçük kızı. Büyük annemlerin komşusuydu Yakboşa'da. Ve Londra'ya gelirken 1945'te dayımla beraber gelmişlerdi. Ben tabii Akile Hanım'ı Londra'da tanıdım. Çok iyi, çok terbiyeli, çok bilgili bir hanımefendi. Kendisine uzun yıllar dilerim. Sağlıklı, neşeli, sevdikleriyle beraber inşallah 100. doğum gününü de kutlarız yakında. Teşekkür ederim. Teyze, hayırlı yaşlar, uzun ömürler. Sizi hep aramızda görmek istiyoruz. Hayırlı yaşlar tekrar. Bugün burada Akile Hanımefendi'nin 90. doğum gününü kutlamak için bulunuyoruz. Kendisine büyük bir sürpriz oldu fakat çok mutlu oldu. Kendisini herkes bu ülkede sever, sayar. Çünkü kendinin sevgisi ve saygısı herkese aynı şekildedir. Kendine daha nice mutlu yıllar, güzel ömürler dilerim. İyi günler dilerim. Saygıdeğer Akile Işın Hanımefendi'nin 90. doğum gününü kutlarım. Akile Hanım, siz bir efsanesiniz. Sizi tanıdığım için çok mutluyum. Sağlıklı,
da nice uzun ömürler dilerim. Akile Hanımcığım, doğum gününü kutluyorum. 90. yılında sana daha nice sağlıklı, uzun ömürlü yıllar dilerim. Ayrıca sana bilgisayar öğretme isteğin de gelmesinden dolayı bile çok takdir ettim. Sana elimden geldiği kadar öğretmeye çalıştım. iPhone aldım, iPad aldım. Gerçekten takdir ediyorum bu başarını ve sevgiler diliyorum. Ben de Akile Işın Hanımefendi'nin 90. yaş gününü kutlar. Kutlar, nice mutlu yıllar dilerim. İyi ki var bizler için. İyi ki tanımışım Akile Hanım'ı. Çok mutluyum. Allah'a hayırlı yaşlar diliyorum. Bizim ben Türk Kadınları Yardım Derneği'nin Fahri Başkanı'dır. Onun bize çok büyük katkıları olmuştur ve derneğin kuruluşundan beri de oldu. Bugün onun doğum gününü kutlamaktan gurur duyuyoruz. Ona hayırlı yaşlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim. Nice yıllara inşallah. Sayın Akile Işın Hanımefendi'nin doğum gününü candan kutlar, mutlu, sıhhatli, nice yıllar dilerim. Sevgiler. Akile Işın Hanımefendi'nin çok seviyorum. Amreye şükürler olsun ki planım gibi bir örnek hanım bize bahşetti. Onun yürüdüğü yollarda ibret alarak bütün gençliğimiz, çocuklarımız onun yolunda yürüsün. Onu dua ederim. Akile Hanım'a da yaş gününü kutlarım ve uzun ömürler dilerim. Sevgili Akile Hanım'ın 90. doğum gününü kutluyorum. Kendisini her zaman ben kendime örnek almışımdır. Okul başkanlığı yaptığım sürece de bana çok yol göstermiştir. Kendisine canı gönülden kutlarım. İyi ki doğdun Akile Hanım. İyi ki seni tanıdım. Mutlu yıllara sen benim yıldızımsın. Öpüyorum. Bize dünyaları gezdirdik. Senin sayende Avrupaları, Amerikaları gezdik. O gezilerimiz çok şahane geçirdi. Bize çok güzel örnek oldu. Sevgiyi, saygıyı sen sevgi, saygıyı herkes parayla alamaz. Sen herkesin sevgisini, saygısını kazandın. Seni çok seviyoruz ve hep kendimize örnek alıyoruz. Hayırlı yaşlar. İnşallah 100. yaş gününü de kutlayacağız. Akın Hanım'ın doğum gününü kutlar. Her zaman böyle olmasını isterim. Ben çok seviyorum. Çok seviyorum. Akın Hanım benim için çok değerli. Biraz önce söylediğimiz gibi benim ilkokul öğretmenimdi. Kendisi benim için çok değerlidir. Hayırlı yaşlar diliyorum. Sizi çok seviyorum. Örnek aldığım kişilerden bir tanesiniz. Duruşunuz, her şeyinizle hayranım size. Sevgiler. Abla seni çok seviyor, çok kutluyor. Her zaman sağlıklı olmanı diliyorum. Çok öpüyorum. Nice nice hayırlı yaşlar. Akile Hanım benim için çok değerli bir insan. Çok severim Akile Hanım'ı. Hayırlı yaşlar. İnşallah iyilik, sağlık Allah versin. Akile Hanım siz bizim için bir örneksiniz, bir rol modelsiniz. Size her zaman hayranız. İyi ki doğdunuz. Sevgiler, saygılar. İsmim Ayten Sari. Akile Hanım'la 18 yaşından beri böyle gerek mezunlar burada, gerek Londra'da. Hem Kıbrıs'ta hem burada her zaman heyet liderlerine hizmet etmiş birisiyim. Akile Hanım'a hayırlı yaşlar. Akile Hanım'a hayırlı yaşlar dilerim. Akile Hanım'ın bana 90. yaş günü toplandı. Akile Hanım bizim için çok değerli bir insandır. 90. doğum günü candan kutlarım. Nice sağlıklı yıllar dilerim. Elvan.
Akıl Hanım'ı çok seviyorum. Onu tanıdığım için çok mutluyum. İnşallah doğum günümü çok kutlarım. İnşallah biz de onun gibi böyle 90 yaşına kadar sağlık. İnşallah. Yaşarız. Söyleyecek şey çok Akıl Hanım için. Ama en başta çok saygı değer bir hanım. Bizim için çok değerli. Kıymeti kesilmeyecek bir hanım. Nice yaşları. Çok seviyoruz. Akıl Hanım çok değerli, tanıdığım. Çok güzel geziler, günler geçirdik Akıl Hanım'la. İyi yaşlar olsun. Çok sevdiğim bir hanımdır. Başka ne söyleyeyim? Çok severim Akıl Hanım'ı, annem gibi. Happy birthday Akıl Hanım. Akıl Hanım'ı ben de yıllar önce tanırım. Çok gezilere gezdik. Çok büyük saygım şeyi var Akıl Hanım'a. Ve aynı yaş dilerim. Bugün hepimiz çok mutluyuz. Akıl Hanım'ın 90. doğum gününü kutlama için geldik. İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği'ne çok teşekkür ederim. Hakikaten Akıl Hanım asıl Türk kadının bir güzel bir rol modelidir. Bana bir hasta mentorluk yaptı. Ben onun yanında eğitim gördüm. Hem Türkçeme yardımcı oldu, hem toplumundan çalışmama, hem bana hem eşimin çok değerli bir arkadaşıdır, annemizdir. Yalnız benim değil, çocuklarımın da, Seden'in, Zehra'nın da çok çok sevdikleri bir Akile teyzeleri var. Şimdi de torunlarımın da. Zannedersem Akil Hanım hakikaten bu toplumumuzda çok değerli bir hanımefendidir. Allah kendine sıhhatlı, mutlu yıllar daha diliyorum. Teşekkür ederim. Evet. Bugün Akile Işın Hanımefendi'nin 90. doğum gününü kutlamak için Londra'daki tüm hanımlar da demeyeyim ama bir kısım çok değerli hanımefendiler bir araya geldik. Ve burada bulunmaktan çok mutluyuz. Çünkü Akile Hanım bizim için bir ekoldür, Türk kadınına bir örnektir, biz de ondan feyiz alıyoruz, kuvvet alıyoruz, 90 yaşına rağmen pozitif enerjisiyle, bize verdiği pozitif enerjiyle biz de Londra'da yaşadığımız sürece toplumumuza aynı hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Akıl Hanım'a sağlıklı, daha nice yaşlar diliyorum ve Akıl Hanımcığım seni çok seviyoruz. Akıl Hanım'ın doğum gününü, 90. doğum gününü, sevgi dolu bu kadının doğum gününü kutluyoruz. Örnek alınacak bir kişidir. Çok emeği geçmiştir. Sadece Londra'daki Kıbrıs Türk halkına değil, Kıbrıs'taki Türk halkına da çok emekleri geçen bir kadındı. Örnek alınacak bir kadındı. Kadınlar grubundan tutunuz. Konseyin kuruluşuna çok büyük emekleri geçen birisidir. Biz onu hep örnek aldık. Şu anda konsey ve yönetim kurulu üyeleri adına hepsinin tarafından doğum gününü Akil Hanım'ın tekrardan kutlamak istiyoruz. İyi ki varsın Akil Hanım. İnşallah 100. yaş yıl dönümünü de hep birlikte kutlayacağız. Sizden çok şeyler öğrendik. Üzülmeyiniz, öğrendiklerimiz her şeyi çocuklarımıza, yeni nesile de aktaracağız. Teşekkür ederim. 90. doğum günün kutlu olsun. Nice doğum gününe sıhhatli, neşeli ve huzurlu nice 90 yıllara dilerim. Ben de her şeyden önce Akıl Hanım'ın doğum gününü kutlarım. Allah daha nice yıllar nasip etsin. Tabii ki ondan öğreneceğimiz halen eminim çok şeyler var. Günün değerini ve önemini bir önceki arkadaşlarım hepsi aynen söyledi. Burada olmaktan gurur ve sevinç duyarız. Tekrardan hayırlı yaşlar dilerim. İlk önce Kadınlar Derneği'ne çok teşekkür ederim. Böyle bir gün hazırlayıp çok güzel sunuyorlar. En mühimi bugün
Akil Hanım'ın 93. doğum günüydü. Hepimiz heyecanlı buraya koşa koşa geldik çünkü çok seviyoruz Akil Hanım'ı. Hakikaten çok örnek bir kadındı. Çok şeyler öğrendik kendisinden. İnşallah 100. da doğum gününü kutlarız Akil Hanım. Seni çok seviyoruz. İyi doğum günler, iyi günler, iyi yaşlar dilerim. Teşekkürler. Bugün Akile teyzenin 90. doğum gününü kutluyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum. Akile teyze, doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, nice yıllar dileriz. Seni seviyoruz. We love you birthday, Akile teyze. We love you very, very much. Happy birthday, Akile Hanım! Akile Hanım'ı çocukluğumdan beri tanıyorum. Müjgan teyzemin çok iyi, çok iyi arkadaşıydı. Onun vasıtasıyla daha iyi tanıyorum. Happy birthday Akile Hanım. Ben de tabii Akile teyzeyi çok hatırlarım çocukken. Ve çöreciğini çok bayılırım. Her hafta gelirdim, çörek yerdim çok. Ve annen ama babam rahmetli. Onu da çok severdi kendilerini. Öperim çok. Bye bye. Akile Hanım, love you. My second mom, and always love you, and happy birthday. Akile Hanım, iyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Her zumbadan sonra bizimle gelip kalkmışsınız. Gözlerim hep sizi arıyor. Her salı günü sizi tekrar bekliyorum bundan sonra. Sizi çok sıcak dolusu öpüyorum ve sayıyorum. Sevgiler, hayırlı yaşlar. İnşallah 100. doğum gününde kutlarız. Çok değerli Akile teyzeciğim, 90. doğum günüm. Tüm ailem adına en iyi dileklerimizle kutlarım. İyi ki varsın, sen bizim için çok değerlisin. Seni çok çok öpüyorum. Akile Hanımcığım, ben sizi çocukluğumdan tanıyorum ve çok seviyorum. Siz bize çok güzel bir örneksiniz. Mutlu yıllar, sevgiler. 10 yıl sonra burada tekrar buluşmak ümidiyle öpüyorum. Sevgili Akile teyzeciğim, biz 70'lerde kardeşimle burada talebeyken bize yaptığın yardımları ve misafirperverliği hiç unutmayız. Sizi daima çok severiz. Annem ve kardeşim tarafından da, benim tarafımdan da hayırlı yaşlar ve nice mutlu seneler. Sevgiler. Uzun yıllardır tanıdığımız çok değerli Akile Hanım'ın bugün 93. yıl dönümü. Kendisine çok sağlıklı, mutlu ve gönlünden geçen daha nice güzel yıllar diliyorum. Çocuğumuzun örnek büyüklerinden, rol modellerinden ve onun açtığı yolda yürüyen o kadar çok anımız var ki kendisi bu sevgi ve saygıya fazlasıyla layık. Nice yıllara iyi ki varsınız Akile Hanım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sizi çok çok seviyoruz Akile Hanım.